Herkese merhaba arkadaşlar. Havayı güzel bulduk ve çıktık dışarıya. Balkonda oturuyoruz böyle. Güneşli. Birazcık esiyor hava ama tertemiz bir hava var dışarıda. Ya diyorum ki Murat'a, bizim çocuklar bir anormal diyorum dışarı çıktığı zaman. Niye böyleler diyorum. Dışarıda nasıl davranacaklar unuttular. Unuttular. 2 aydır unuttular vallahi. Bakar mısınız? Otti yap, otti yap, otti. Aferin. Ali otur senle. Bakıyordu. Kız düşeceksin, gel buraya. Zeynep hadi içeri. Hadi giriyoruz. Hadi içeri, eve eve eve. Çok gezdin dışarıda. Ay çok dertli. Hadi içeri eve. Anne şimdi onun işi var işte. Bak bak şimdi beni duymamazlıkta. Kız sen var ya az değilsin. Sen var ya az değilsin. Hadi içeri, hadi içeri. Aa, numaracı seni, çok numaracısın ya. Hadi kız içeri. Seni yerim ya. Oh, Ali de yatmış burada. Keyif yapıyor, keyif. Akşam için çorba yapıyorum. Et suyu çorbası yapacağım. Burada kemikli etlerimi didiklemiştim, etlerini ve suyunu da koymuştum dondurucuya. Şimdi çıkarttım. Şöyle yağ koydum tencereye. Şöyle 2 kaşık un koyuyoruz. Ve bunu şöyle bir kavuralım bakalım. Burada da şerbet yapıyorum yine. Ramazan şerbeti. Almıştım paketi, yapmamıştım ne zamandır. Yapayım dedim. Bu tencerede onun için. Burada da yine çorba yapıyorum. Yanına da lahmacun yapacağız. İlk defa deneyeceğim. Çok pratik bir tarif gördüm internette. Herkes yapmış. Benim de canım lahmacun istedi. Evde herkes çok seviyor. O yüzden lahmacun yapalım dedim. Kıymayı çıkarttım. Buzdolabının alt kısmında duruyor şu an. Çözünüyor. Erken çıkarttım. İftara yakın yapacağız bakalım. Şöyle bir kavuralım ununu. Evet, şimdi unumuzu kavurduk. Biraz domates salçası. Şöyle çok azıcık da biber salçası. Şimdi suyunu ekliyorum. Tamam, güzelce çırptım. Şimdi et suyunu ekliyoruz içine. Şöyle çırpıcıyı alalım. Şöyle. Kemikli, ilikli. Hoppa. Çorbam kaynamaya başladı. Üzerindekiler arkadaşlar, ben kemiklerini, iliklerini de çıkartmıştım. İlik, küçük etlerini falan her şeyi bu no frost kabın içinde. Ayzbir'den aldığım sarı kaplar var ya, onun içine koymuştum. Sadece bir tanesini öyle. Diğer hepsini süzdürdüm de koydum ama bu iliğini falan atmak istemediğimden o gün hepsini bu kaba koymuştum. Onunla yaptım bu un çorbasını. O yüzden böyle suyun yüzeyine çıkarsa, yani un sanmayın onu, topaklanmış un değil, çünkü hep karıştırdım. Şimdi baharat olarak da karabiber ekliyorum ben. Şöyle biraz karabiber. Valla çorba tariflerine bakarken hep Zeynep'in de yiyebileceği şekilde tariflere bakıyorum. Ya un çorbasını bana daha önceden söyleyen arkadaşlar vardı ama beyaz un çorbası herkes sevmiyor bizim evde. O yüzden ben böyle salça ekledim. Şimdi biraz nane koydum. Yani bunun içerisine hiçbir şey ona dokunmayacak. İlikli kemik suyu. Böyle un çorbası. Yani ister naneyi kızdırıp dökün içine. Ben böyle koydum. Çorbam kaynamaya başladı arkadaşlar. Bakın kıvamı tam benim istediğim gibi. Siz eğer daha koyu isterseniz 4 kaşık unla yapabilirsiniz. Mis gibi kokuyor. Hiç yani hazır bulyonlarla çorba
ya da başka yemek yapmaya değmez. Bu kemikli, ilikli et suyu gerçekten çok güzel bir aroma veriyor çorbaya. Hem besleyici, hem çocuklara gelişim çağında çok çok faydalı. Ben Zeynep'e göre yaptım dediğim gibi. Bakın. Çok güzel oldu. Kaynasın birazcık daha. Şimdi altını kapatacağım hemen. Ondan sonra da lahmacuna geçeceğiz. Lahmacunun da malzemelerini buraya sıraladım. Yufkadan yapacaktım ama sonra lavaş gördüm buzdolabında. İçerisinde 12 adet var. Bize 8 tane bile yeter. Çocuklar birer tane yer dedim. Biz de ikişer üçer tane yersek bayağı bir lavaş varmış yani. Ondan sonra buraya da neler dizdik? Murat'la birlikte yapacağız bu arada. O da geldi. Tansiyon düştü açlıkta. Ama yine de geldi. Kıymaları çıkartmıştım zaten buzluktan ben böyle. Yok, çıkalım çıkarttım. Çok değil mi? 3 tane çıkarttım. Çok mu sence? Çok değil mi? Çok geldi gözüme benim. Benim de şimdi fark ettim. Şu bir tanesi olmasaydı iyiydi. Şu ikisi olsa iyi. Neyse alta koyarım bunu. Ondan sonra şey yaparım. Yarın yemekte falan kullanırım. O yetecek. Şu ikisi yeter. Domates bir tane iç harcı için. Soğan, biber, karabiber, nane, tuz. Burada acımız var. Domates salçası, biber salçası. Şimdi hemen başlayalım. Robotun içinde yapacağız. Çünkü elde doğrayınca lavaşların üzerinde böyle löp et gibi böyle bu malzemeler falan da iri doğranınca yani ince kıyılması için illaki robota atmak gerekiyor açıkçası. Hadi şimdi, atalım yapalım hadi. Hadi atalım yapalım bakalım. Tavayı da koyduk buraya. Çorba da kaynadı, altını kapatalım. Tamam. Soğanları böyle irili ufaklı parçaladık. Şimdi robotun içine atacağız. Birazcık benim robotum da küçük. Robot hariç her yere attık soğanları. Olsun. Çünkü robotum küçük emine şimdi. Evet ben çok küçük haznesi. Öyle büyük robot mu olur ya? Büyük robot almamıştım çeyize. Ne bileyim. Gerek yok diye işte yeni evlenirken. Niye? Ben çok gerek var. Sana kim alma dedi. Hangi kim verdi sana? Kullanmıyoruz ki robotu. Vallahi şimdi evet. Millet tapırın doğrayıcılarını şey yapıyor. Kullanıyor. O kadar küçük de doğramana gerek yok. At at ver. İkiye böl at. İkiye böl at. Evet. İkiye böl at içine. Aa, sen iyice açlıkta. Koy gitsin. Dursun harç. Bir şey olmaz. Lavaşların hepsini yaparız olmadı. Çocuklar yer sonra. Yenmezse sahurda yenir. At içine at. Hepsini atayım mı? Aha, at domatesi de. Dörde böl at direkt onu. Küçük küçük yapmana gerek yok. Ben yapacaktım da Murat el attı işe hemen. Zaman geçsin Emine. Hem zaman geçsin hem de pratik hemen. Bitirdin mi? Aferin sana. Ali'ye şerbet koydum. Ilık ılık içti. Evet annem olur. Afiyet olsun. Şimdi hepsini doğrayacağız bakalım. Sıcak su lazım mı? Kapayayım mı? Kapat. Su mu çıksın? Su mu olsun? Şimdi dökelim kıymaların üzerine. Şimdi salçasını da katalım. Kaşık alalım. Hem domates salçası hem biber salçası. Birer kaşık koyalım. Koy bakalım. Koy o kadar. Bir deneyelim. Çok az koy onu. Biber salçası. Tatlı ama yine de az koy. Tamam. Şimdi baharatlarını da katıp yoğuracağız. Evet. Nane. Nane. Çok az. Karabiber, tuz. Acıyı ben üstüne dökeyim değil mi? Acı hiç koymayalım. Çocuklar yiyecek. Tabii canım, çocuklar yiyecek. Tuzumuz. Tuz. Pul biber. Koymuyoruz dedik. Yok, koymuyoruz. Şöyle bir gösterelim harcımızı. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Şimdi hepsini güzelce yoğuracağız bakalım. Ben yoğuruyorum.
Tamam, sen bilirsin. İstersen ister, ben hiç fark etmez. Yoğurayım ben ya madem. Şu kıymayı da dolaba koyalım. Bir yola baş koyduk. Kırmızı tatlı toz biber ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Yeter mi? Tatlı ya. Bu şey yapmaz, dokunmaz. Evet. Döke saça Murat. Evet, oldu bu. Tamam. Oğlum tamam. Hı-hı. Şimdi lavaşları ayarlayalım bakalım. Lavaşları dizdik arkadaşlar ama 3 tane almadığı için böyle ortadan ikiye böldük bir tanesine. Şimdi bunları ıslatacağız suyla. Sonra bu harcı döşeceğiz içine ve fırına süreceğiz. 200 derecede, 180 derecede, artık kaç derecede pişecek bilmiyoruz. Çünkü biz de ilk defa yapıyoruz. Burada da yine lavaşların bir kısmını ya koydum böyle. Yine ortadan ikiye böldüm bir tanesine. Öyle bakalım. İlk defa deniyoruz. Tam yerken diğerlerini fırına süreriz. Kaç? Aynen. Tam gelecek. Böyle suyla ıslatıyoruz. Güzel kokuyor iç harç. Ya sarımsağınız varsa sarımsak da katın ama. Çünkü sarımsak tozu dökseydik keşke. Dökelim istersen, harç daha burada. Daha lezzetli oluyor çünkü sarımsaklı. Siz sarımsağınızı katın içine. Biz bol baharat da koymadık. Karabiber kokusu böyle çok yoğun yok. Murat da pek fazla sevmiyor karabiberi. Zeynep de var şimdi. O yüzden de birazcık su mu katıyorlardı iç harcına? Tabii şimdi ticarette bilmiyorum. Hı? Sanki, olsun diye harç sanki bizimki olabilir. Birazcık katı mı oldu onu düşünelim. Kalın kalın mı döşeyim? Normal. Normal. Ne çok az ne çok fazla. Kararında olsun. Kıyılarına çok şey yapmıyorum. Şöyle. Kıyılarına koyabildiğin kadar ya. Kıyıları kıtır kıtır oluyor. Kuruyor, peki, dökülüyor. Tamam. Et oradan dökülecek. Şöyle. Ya biz hamurunu da daha önceden kendimiz yaptık. Tavada, o da çok güzel oldu ama bu daha da pratik. Değişiklik olsun dedik. Ramazan ayına bu daha uygun. Pratik. Hiç uğraşmamış oluyorsun. Al BİM'den, A101'den lavaşı. Bu nerenin lavaşı? Bu BİM'in lavaşı. Evet. Şöyle döşedik işte. Kısa harcımız az mı? Yok. Yetmez mi? Yeter mi? Bilmem valla. Bol bol koydum. Hadi diğerine geçelim. Geçer. Tuzunu, baharatını istiyorsan serpersin. Değil mi? Limon da var şimdi. Soğan da var. Mor soğan. Ben sade seviyorum. Ondan sonra başka ne vardı? Marul da var. Domates, ne isterseniz koyabilirsiniz. Böyle kat kat fırına dizdik arkadaşlar. Tel ızgaraya da koyalım dedik. Kimse beklemesin. Aynen. Herkesin işi var, gücü var. Şöyle. Harika oldu. Üstten biraz daha kaçıp alt gözlere koymayı seçtik. Evet. Üstten hemen kıyma yanmasın diye. Aynen. Hadi bakalım nasıl olacak? Şunu ben bir 200 yapayım da kömür olmasınlar. Tamam. Arkadaşlar lahmacunlar öyle güzel kokuyor ki vallahi sanki lahmacuncu dükkanına gitmişim gibi. Değil mi Murat? Evet. Ay kafayı yedim çocuklardan. Arkadaşlar bu bugün kaçıncı değiştirişim anlatamam size ya. 3. Hayır, sabah bir posta değişik, sonra bir daha giydirdim. Bu üçüncü, bu dördüncü olacak. Bakar mısınız? Yine bugün az olmuş. Ipıslak üstü. Anne bir de benim buralarımı cırmaklıyor. Kolumu cırmaklıyor. Uzak dur ondan. O cırmalar öyle. Sen ne yapıyorsun? Uzak dur ondan. Ne uzak. Yapıyorsun? Tamam, bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar. Üp üstü ıpıslak. Ay sinirlerimiz bozuldu valla. Bir de göz atıyor babaya. Valla seni var ya. Bu ne? Zeynep. Bu ne üstün? Anneye kötü bak bakayım. Bu ne? Ali sen yapma. Şimdi gideyim de Zeynep'in üzerini bir güzel değiştireyim. Ve annemizin tepesine çıkıyor Zeynep. Evet, yoksa sinirim tepeme çıkıyor Zeynep Hanım. Sinirlendiriyorsa hani, bir de bakın hakkını veriyor
kıyafetlere bakın, paramparça oluyor. Ya. Ne oldu? Aa, beni öpüyor. Aa, şuna bak. Aa, şuna bak, şuna kızmayayım diye. Eğilip eğilip beni öpüyor. Otur kız şuraya. Otur kız, yiyeceğim kız seni. Hadi ben gideyim daha fazla üşümeden. Üzerinde içim sıcak hava ama yazın böyle çok gezersiniz. Hah, öpücük yağmuru. Hayırdır bayağı. Ne oluyor bunlara? Aa. Bir suç mu işlediniz? Öyle, hadi gidiyoruz. Hadi koş gidiyoruz kızım. Hadi üstünü değiştirelim. Arkadaşlar, ezan okunuyor. Allah aziz. Ay, aziz Allah. Gerçekten. Bakın şöyle. Daha yakından göstereyim. İşte camiye yakınız. Böyle. Şurası da tepesi de o kadar güzel ki. Aa, şurada mavi bir şey var, onu hiç anlayamıyorum. Macunlarımız pişti. Çorbalarımızı döktü Emine. Gayet güzel görünüyor. Ne diyorsun? Aynen öyle. Bir tane dola bakalım. Önce çorbalarımızı içelim. Şimdi direkt bir lahmacun. Görsünler şöyle bir altını, dokusunu. Hmm. Yanları kıtır kıtır. Gerçekten çok güzel. Gerçekten aynı şey. Aa, döküldü ama şeyi. O kadar dökülsün normal. Normal yani. Değil mi? O zaman bize afiyet olsun. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Arkadaşlar, lahmacunlarda şunu söylemek istedim ben. Bunlar üst raflarda pişen lavaşlar. Evet, bu en altta pişen. En altta pişen var ya, kıtır kıtır olmuş. Yani en alt rafa sokmadım. Direkt yere koydum. Yani en altta yere koydum tepsiyi. Kıtır kıtır olmuş. Murat bunları daha çok beğendi. Bayıldı bunlara. Çıtır çıtır. Hatta tabağında yumuşak olan var. Üst raflardakine. Onu yemeyeceğim dedi. Değiştireceğim. Evet. Haliye sattım hatta bunu hemen. Bu kıtırlardan yiyeceğim dedi. Şu yumuşaklarda Zeynep'e göre iyi. Aynen. Aynen. Bakın. Bakın dümdüz. Evet, dümdüz. Seviyorum. Bakın altını da göstereyim şöyle. Gördünüz. Gayet güzel. Yağlı kağıt koyun şeye. Ha, tepsiye yağlı kağıt muhakkak koyun. Biraz zorlandık çıkartıyorum. Ben şöyle dedim, Emine koymayalım dedim. Kıyılar yapıştı böyle birazcık. Onları çıkarırken falan zor oldu. Evet, hadi bize afiyet olsun. Devam edelim. Biz iftarımızı yaptık. Murat Zeynep'i uyutmaya götürdü. Ben Zeynep'in üzerini yemekten önce değiştirmiştim ya. Ondan sonra bir daha Zeynep üzerini batırdı. İshal olmuş bu sefer de. Yani su gibi dışarıya taşmış böyle. Neden ishal olduğunu da az çok tahmin ediyorum. Köpek dişlerini çıkartıyor üstten. Hem ishal hem de şey, pişik oldu çünkü. Belirtilerinden anlıyorum. Çünkü ona dokunacak hiçbir şey de yedirmedim ben. Hani yedirmiş olsam, aa, bu yemek dokundu derdim ama yedirmedim. Hiç şu son bir haftadır falan. Bir tabak çorba içti, bir kase. Bir de yarım lahmacunun böyle ucundan çok azıcık bıraktı. O kadar yani, bayağı yedi. Şimdi bir tane kaldı hatta lahmacun. Yani o kadar yaptık ama insan yiyemiyor işte iftarda. Şişiyor. O yüzden, yoksa yenirdi o. Çorbaları içtik, lahmacun yetti. Bamya gene kaldı. O bamya da yarın üçüncü gün olacak herhalde. Bilmiyorum, ben onu sahurda yerim de, bir tabak var zaten. Bozulmasın, dökülmesin, ziyan olmasın diye. Şimdi tepsileri suya koydum. Oturduğum yerden konuşurum. Hiç halim yok çünkü. Tepsileri suya koydum orada yumuşasın diye. Çayı da koydum ocağa. Ondan sonra tezgahın şu tarafını sildim, temizledim ama tepeleme duruyor. Şimdi bulaşık makinesini yerleştirip orada bulaşıkları yıkayıp kaldıracağım. Temizleyeceğim, ondan sonra da her akşam olduğu gibi çay keyfi yapacağız. Birazcık balkona çıktık yemekten sonra, bir temiz hava alalım diye Murat Sabir. Burada da yine kıyıdan yapışmış. Bu en alttaki tepsi. O yüzden bakın onun rengi nasıl. O daha güzel oldu. Yani fırının şu kısmına koydum. Yani şu ızgaraya düşünmeyin. Şuraya koydum tepsiyi direkt. Ve o şekilde pişirdim. Daha güzel oluyor. Sizlere de fikir olsun yani. Hadi şimdi mutfağı toparlayayım. Çayımızı demleyelim. Çayımı demledim. Hemen kaynadı suyu.
Kısık ateşe aldım. Şimdi altına da yine su koydum. Çünkü sıcak suyu buraya döktüm arkadaşlar. Şimdi bulaşık yıkayacağım. Ben normalde hep musluktan alırım sıcak suyu. Bu arka tarafa çekince hemen balkonun burada hemen bitişinde olduğu için kombi hemen geliyor buraya sıcak su. O yüzden hep oradan alırdım ama bu sefer hem çaydanın altı yine istemediğim gibi yani bulanık oluyor diyordum ya daha önceden. Aynı o şekilde bulanık olmuş. O yüzden döktüm onu buraya şimdi. Kıymalı harç falan yapmıştık zaten. Bu tepsileri, tencereleri falan her şeyi yıkayacağım. Çorbayı da şöyle küçük tencereye aktarırım. Yarın artık kahvaltıda da yediririm çocuklara. Çünkü bizim çocuklar kahvaltıda da çorba içmeyi seviyorlar. Öyle. Ali uyumadı daha. Ali bugün geç uyuyacakmış. Değil mi? Yıkanmış bu temiz bulaşıkları yine boşalttım buraya. Buradan yerleştireceğim ama önce şu sıcak suyla hemen şunları bir yıkayalım. Ondan sonra. O arada da hem hazır çayımızın altının suyu kaynar. Çay da demlenir. Gideriz içeriye hep birlikte. Dinleniriz bakalım. Birazcık da şey koydum. Soğuk su da koydum ama hala sıcak çok. Neyse. Hadi hızlı bir şekilde yıkayalım bunları bakalım. Temizledim. Ali işte gece uykusuna yattı. De tencerede biz içtik şerbetten 3-4 bardak ama tencerenin içinde yarım kalan şerbet vardı. Onu da doldurdum onun üzerine. Bir tane de kalan lahmacun yine koydum öyle. Ali yarın yer. Şimdi dolduralım çaylarımızı. Evet arkadaşlar anca oturdum şimdi. Murat da burada oturuyor. Aşçı Survivor'ı. Ben hep kapattım. Sevindim. Evet. Bu akşam şimdi tülbentimi taktım valla. Bulaşık yıkarken falan terledim. Şey de açıktı. Balkonun kapısı da açıktı. Ama dışarıda öyle bir lodos var ki sıcak bir hava var. Cuma gecesi başlayıp Salı gecesi bitiyor. Öyle. Cuma gecesi yasak başlıyor, Salı gecesi bitiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Artık herkes alıştı Türkiye'de yasaklara tabii. Bu sefer 4 gün ya. Uzun. 19 Mayıs Salı gününe geldiği için pazartesiyle bağlamışlar. Çok iyi olmuş ya bir yönden. İyi oldu. Vaka sayı, ölüm sayısı azaldı. Biraz daha sıkalım işimiz inşallah geçecek. Aynen öyle.
İnşallah sonrası rahat. Herkes için güzel olur. Herkes feraha erecek inşallah arkadaşlar. Bu zor günler bitecek çok şükür. Ramazan'la birlikte inşallah bayramdan sonra herkes rahat olacak inşallah. Anne kapı açık dursun diyor, perdeyi aç diyor. Ali anlıyor, korkuyor ama Zeynep hiç anlamadığı için korkmuyor. Öyle karanlıktan olsun, kapı açık kapalı hiç fark etmiyor. Hatta bugün ben onu öğlen uykusunda odasına yatırdım. Sonra kapısını aralık bıraktım ki ağlamasın diye. Sonra geldi kapıyı kapattı, gitti yine yattı yatağına. Aradan bir 5 dakika geçti, bir bakayım dedim. Gitmiş saçınla oynuyor. Girmiş yatağa böyle saçlarıyla oynuyor oynuyor yatmış. Bir de gece perdesi de çekili. Alıştı çünkü öyle uyumaya. Sessizlik, sakinlik istiyor da uyurken. Benim de alerjim tuttu valla. Gündüz birazcık balkona çıktım. Ali'nin de benim de ikimizin alerjisi tuttu. Bu bölgede ağaçlar falan var çünkü. Polenler hala uçuyor herhalde. Bayağı bir kötü olduk yani. Onun alerji şurubu var, onu içirdim ama ben hapımı içmiyorum çünkü o beni çok uzun süre uyutuyor arkadaşlar. O yüzden içmiyorum alerji hapını. Ya uyuyamasam da çok kötü oluyorum gün boyu. Gerçekten çok kötü bir şey bu alerji. Bu çay akşam iyi geliyor işte bana. İki fincan böyle çay içeyim çok iyi geliyor. Gerçekten o beni dinlendiriyor. Çaylarımızı içeriz, ondan sonra da yatarız. Birazcık bir şeyler baktıktan sonra çok gece kalmayacağım bu akşam. Çünkü çocuklar sabah çok erken kalkıyor. İşte sahurdu falan derken az uyuyorum, çok az uyuyorum. Çünkü Zeynep sabah 7'de uyandı. Saat de zaten 10:05 geçiyor arkadaşlar. Gün içerisinde ne yapıyoruz? Sabah uyandığımızda işte çocukların karnını doyuruyorum. Çamaşır varsa makineye onları atıyorum. Mutfak toparlama falan derken arkadaşlar ben kamerayı elime almıyorum. Çünkü halsiz ve bitkin oluyorum ve uykusuz oluyorum. O yüzden videolar böyle. Bu Ramazan ayında hep iftar yemekleriyle açılıyor farkındaysanız. Bu böyle de Ramazan'ın sonuna kadar devam edecek sanırım. Öyle tahmin ediyorum yani. Temizlik falan yaparsak eğer hayırlı yaşa. Temizlik falan yaparsak eğer tabii onunla başladığımız oluyor ama onun dışında hep iftar saati giriyoruz mutfağa yemek yapmaya. Bir de değişik bir şeyler yaptığım zaman paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü gibi yine. İnşallah sizler de deneyip beğenirsiniz bu lavaştan lahmacunu. Gerçekten çok pratik ve çok güzel oluyor. Çıtır çıtır. Videomu da artık burada sonlandırayım. Ve bu videoyu düzenleyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.